dedi. Otur oğlum, konuşalım. Konuşmayacak mısın Berk? Ben söyleyeceğimi söyledim dedi. Evlendim ve yaptığım bu davranışın da arkasındayım. Konuşma sırası sende dedi. Bizi destekliyor musun? Desteklemiyor musun? Oğlum ne geleni tanıyoruz ne ailesini. Geçmişlerini de bilmiyoruz. Böyle bir şey nasıl yaparsın oğlum? Kendi başına kimseye haber vermeden nasıl evlenirsin? Dede çok ani oldu. Peki niye bize sormadın? Niye bize haber vermedin? Her şeyin bir adabı, bir yolu, yordamı vardır. Böyle mi öğrettik sana? Böyle mi gördün bizden? Hayır ama... Bu yaptığın saygısızlık değil mi sence? Büyüklerini ezip geçmek değil mi? Sana emek veren insanlara, büyütüp okutan insanlara bu kadar mı saygın yok yani? Ne yaptık da bu saygısızlığı hak ettik evladım? Söylesene. Dede, bu evde asıl saygı görmeyen bir kişi varsa o da benim. Ne demek sensin? Hiçbir zaman seni ezmedik. Bugüne kadar yaptığım her şeye karşı çıkıldı. İsteklerimin, duygularımın önemi olmadı hiçbir zaman dede. Hep engellendim, hep. Hayatımda bir kez kendi başıma karar verdim. Ve verdiğim bu kararla da çok mutluyum dedeciğim. Yanlış yaptığımı da düşünmüyorum. Şimdi siz de bir kez olsun bu kararıma saygı gösterin. Ve bu evliliğime onay verin dede. Benim iznim alınmadan yapılan bu evliliği kabul etmemi bekleme. Yani Didem'i gelinin olarak kabul etmeyecek misin dede? Belki imza atılmadan elime öpseydi kabul ederdim. Ama şimdi onayım alınmamış bir evliliği desteklemem mümkün değil. Anladım dede. O zaman burada kalmamın da bir anlamı yok dedeciğim. Berk ne oldu? Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Berk konuşsana. Dedem size anlatır ne konuştuğumuzu. Hayda. Bu hep böyle uyuz muydu ya? Ya Allah aşkına sus sen de bunlar ya. Hadi gel hayatım. Tamam. Yürü Didem gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Yürü Didem yürü. Nereye ben? Nereye oğlum? Gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun nereye? Oğlum? Berk hiçbir yere gitmiyorsun. Bu meseleyi konuşup halledeceğiz. Halledecek bir şey yok Onur. Ben anlayacağımı anladım. İstenmiyorum bu evde ya. Ya Berk saçmalama Allah aşkına. Herkes seni çok sevdiği için bu kadar tepkili. Ya bir sakinleş önce. Meseleyi sakin kafayla çözelim. Hadi geç içeri. Hadi ya, Berk. Boş ver konuş. Allah aşkına ya. Güvenip sevip saydığım insanlar artık benim yanımda değil. Bu yüzden burada kalmamın bir anlamı yok. Artık yok birim benim. Berk saçmalama. Berk Allah aşkına. Berk. Berk. Of. Yavaş Berk düşeceğim şimdi. Berk dinlesene delirdin mi? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum Didem anladın mı? Yürü. Allah'ım delirmiş bu çocuk. Ah, babam iyice mahvolacak. Nereye gittiler acaba? Bırakın sokakta kalmazlar merak etmeyin. Bunu evlenmeden önce düşünecekti. Ya Mehmet arkalarından gidelim ne olur. Ya boş ver Gümüş duymadın mı dediklerini? Ya sinirli olduğu için öyle söyledi Mehmet. Gümüş haklı. Ne olur ne olmaz. Ben arkalarından gideyim en iyisi. Oğlum bize de haber et ha. Tamam anne. Ay Orhan, ya kim bilir ne kıyametler kopuyor yukarıda. Yani Berk'in de yaptığı iş mi şimdi hayatım? Takmış koluna kızı, gelip ben evlendim diyor. Olacak şey mi bu? Ha, öyle diyorsun da, biz de öyle evlenmedik mi kocacığım? Canım o başka, bu başka. Ama şimdi düşünsene kızımızın gelip sana ben evlendim dediğini. Saçını başını yolarım valla. Ben kızımı kendi ellerimle gelin edeceğim. Ya insanın çocuğu olunca başka oluyor işte. Ay haklısın valla. En çok da Mehmet Fikri Bey amcaya üzülüyorum ben. Allah sabır versin. Amin Rukiye, amin. Dedeciğim. Baba. Dede. Neler olduğunu anlatmayacak mısınız bize? Bunları sonra konuşuruz kızım. Başım çok ağrıyor. Gidip erkenden yatacağım. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Tamam canım. Benim yerimde sen olsan ne yapardım ben? Ablam bana demediğini bırakmadı. Ya canım onun ne düşündüğü önemli değil ki. Boş ver takma kafana. Bahar biraz fevridir. Sinirlenince nerede durması gerektiğini bilmez. Bu sefer iyice dozunu kaçırdı Onur. Biliyorum, biliyorum. Ama birkaç gün geçsin, insanlar bu duruma alışacaktır. Şimdi herkes duygularıyla davranıyor. Mantıklar işin içine girsin, durum değişecektir, inanın bana. Değişen bir şey olmayacak Onur. Artık Didem ve ben bir başımızdayız. İyi de ne yapacaksınız? Gidecek bir yeriniz var mı?
Bize gidelim Berk. Ama aileme bu durumdan bahsetmeyelim, olur mu? Tamam canım, tamam. Berk, bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı? Sağ ol Onur, sağ ol. Mutlaka ara beni. Olur. Adam her şeyi nasıl da mahvetti ya. Dedemin kalbini iniyordu az daha. Hiç akıllanmayacak bu çocuk, hiç. Tam da askere gidecekken. Ya iş mi şimdi bu yaptığı? O askerdeyken kız ne olacak? Bekleyebilecek mi bakalım o kadar süre? Hiç gerek yok beklemesine. Nasılsa boşanacaklar. Nasıl boşanacaklar? Boşanmak zorundalar. Ben o kızı asla gelin olarak kabul etmem. Bahar, Berk'in üzerine bu kadar gitmek yanlış bence. Biz üzerine gittikçe o daha da inatlaşacak. İş daha fazla çığırından çıkmasın Bahar. İş yeterince çığırından çıktı zaten. Ya bu kadar katı olmayın ne olur. Tamam, kendince bir delilik yapmış, belli ki seviyor. Ya Allah aşkına biraz anlayış gösterin. Sen ne anlayışından bahsediyorsun Gümüş? Görmedin mi, bizi aldırmadan çekti gitti adam. Tam dayaklık ya, Allah kahretsin. Didem sen misin kızım? Benim anne. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Merhaba baba. Merhaba kızım. Geç kaldın. Baba, yalnız gelmedim. Bir arkadaşım var yanımda. Çağırsana kızım. Saklıyor musun arkadaşını bizden? Berk gelsene. Merhaba, merhaba. Hoş geldin oğlum. Ben Mahir. Ben de Berk Şadoğlu. Şadoğlu mu? Berk, Mehmet Fikri Şadoğlu'nun torunu baba. Ha, öyle mi? Otursanıza. Baba, size söylemek istediğim bir şey var. Ben evlendim. Ne? Evlendin mi? Berk'le. Sinirle bağırdım sana. Önemli değil. Olur bazen. Ya kafam çok karışık Gümüş. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şimdi herkes kızgın Berk'e. Ama olan olmuş. Demek ki çok sevdi, aşık oldu. Heyecanla da bu kararı verdi. Mehmet, hayatta herkes hata yapabilir. Bence biraz anlayışlı olmamız lazım onlara. Zaten herkes onların üzerine geliyor. Sen belki olan kırgınlığını bir kenara bırak. Şimdi onların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Herkes onlara karşıyken biz yanlarında olmalıyız. Yani en azından büyüklerle arayı düzeltene kadar. Mehmet, buna ihtiyaçları var.